soralım. İkiz gebelik tabii ki şöyle, hem gebelik süreci daha zor. Bir yandan izninizle hocam, resimler de ekrana gelirse değerli yönetmenim, ekip arkadaşlarım, hem de resim üzerine konuşmuş oluruz. Benim ikizlerim. Sizin ikizleriniz, hem de sürpriz yapmış olalım size diye. Ekibinizle çalışma yaptık. Dedik hocamın resimlerini nasıl toplayabiliriz? Benim yavrularım. Evet. Benim kaç kere de yayını almıştık değil mi? Evet. Üç tane, evet. Sınavımız var bir de, o da üçüncümüz. Son hallerimi küçükken biz çünkü misafir ettik. Canla Deniz. Evet, Canla Deniz. Buradan öpüyoruz kendilerini. Çok yakın, yani yakın zamanda, şu an 9 yaşını tamamlayacaklar bu yaz. Evet. Daha küçük bu yaşlarda almış gibi. Sanki bu ekibi, yaşlarda. Değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Daha büyüdüler şimdi. Evet. Hem hekim hem ikiz annesi olarak dinliyoruz sizi. Tekrar resimleri görüntü üzerine konuşabiliriz. Olur, olur tabii ki. Siz anlatırken hem de ekranda yansımış olsun. Şimdi ikiz gebelik süreci zaten zorlu bir süreç aslına bakarsanız. Hani ben kendi gebeliğimde de oldukça zorlu geçirdim o ikiz gebelik sürecini. Dolayısıyla hani ikiz bir gebeyle karşılaştığımda hep onlara karşı daha böyle bir güçlü empati hissediyorum. Hem gebelik sürecinde hem de doğum anında. Bir kere bulantıları kat be kat fazla yaşıyorsunuz, ikiz olması kaynaklı. Daha erken dönemlerinde ağır yürümek zorlaşıyor. Gebelik şekeri daha sık ortaya çıkabiliyor. Anomaliler, yani kol bacak anomalileri veya vücut organ anomalileri ikiz gebeliklerde daha fazla görülebiliyor. Erken doğum riski ikiz gebeliklerde, işte erken dünyaya geliyorlar, prematürite, erken doğum öyküsü daha fazla. Dolayısıyla ikiz gebelik yaşayan bir anne adayı hep bu kaygılarla gebelik sürecini devam ettiriyor. Sonuna kadar acaba hangi haftada doğacaklar korkusuyla, kaygısıyla yaşıyor. O yüzden de daha çok desteğe ihtiyacı var, bu birincisi. Tarama testleri biraz handikaplı ikiz gebeliklerde. Bu prenatal tanı testlerini yapamıyoruz yanlış pozitifliklerinden dolayı. Ama mutlaka ayrıntılı ultrason, 19-23 hafta arası anomali taraması ultrasonunu yaptırmalarını öneriyoruz ikiz gebeliklerde de yine. Doğum zamanı geldiğinde ise pozisyonlarına bağlı olarak, doğum haftalarına bağlı olarak doğum şekline karar veriyoruz tabii ki. Şimdi ikiz gebeliklerde sezeryen oranları daha yüksek. Çünkü normal doğurtabilmemiz için ikisinin de öncelikle baş geliş olması lazım ki bebekleri de riske atmadan sağlıklı bir şekilde dünyaya getirelim. İkisi de baş geliş pozisyonlarında ise bebeklerin gebelik haftası küçük değilse, yani normal çıktıkları zaman onları işte yeni doğan yoğun bakıma verme ihtimalimizin düşük olduğu haftalardaysa. Onların anne gramı var mı? Evet, kiloları, evet. İşte yani belli bir kilodan bahsetmek biraz zor burada ama hani ikişer kilo civarında ikiz bebekler hani yine İdeal. Güzel ortalama evet. kilolardadırlar. Hani onun altındakiler biraz daha beslenme problemleri, işte yeni doğan yoğun bakım süreçleri yaşayabiliyorlar. O yüzden belli bir haftaya kadar taşıyabilmişsek, annemiz istiyorsa, bence en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Öncelikle anne adayı istemeli normal doğurmayı ikiz gebelikte. İstiyor ise normal doğurabilirler tabii ki. Var mı normal doğum? Var, hatta yürüyerek çıkardığımız var bir tane. Onu da izlemek isterim ben. O çünkü çok güzel bir gerçekten doğum geçirdik Özlem'le. Çok güzeldi. Onu da varsa ekranda elinizde. Ekranda yönetmenim varsa ikiz bebek doğum sonrası buluşmayı ekranlara getirmiş olalım. Hem de bizler de. 40. haftaya kadar falan taşıdı o annemizde. Evet. Normalde hani erken doğarlar diyoruz hep ya. Hadi bugün, hadi yarın, hadi bugün derken normal doğurabilir miyiz hocam? Normal olur mu? Niye olmasın diyorum. Olur tabii ki. Sabredeceğiz, olacak falan. Sonra bir gün geldi çattı. O gün geldi çattı. Nasıl çıktı bakalım o zaman. Bakalım. Buluşması nasıl ailesiyle izliyoruz. When the rimba rhythm starts to play. Like a flag.
istersek başarabiliriz. Kesinlikle. Normal doğum. Bir kere annemiz çok motiveydi orada. Yani normal doğum, dedim ya az önce, öncelikle anne isteyecek. Normal doğum yapmayı çok istiyordu, çok arzu ediyordu. Bir tane de doğumu vardı, o ilk gebeliği değildi. Dolayısıyla hani öyle olunca, anne istekli, sabırlı, güçlü olunca benim işim de çok daha kolay. Onları motive etmek çok daha kolay. Güzel bir doğum geçti. 2-3 dakika arayla doğdu iki bebek de. İkisi de gayet sağlıklı. Bir avantajımız da tabii orada annemizi gördünüz. Boylu poslu, iri, iri yapılı, evet. Böyle güçlü, kuvvetli. Hem fiziken hem ruhen. İlk çocukları değil sanırım. Öncesi de var. Bir tane, evet, çocukları, evet, vardı. Anne fiziken güçlü olduğu kadar ruhen de güçlü bir anne. İyi de beslenmiş o zaman değil, evet, mi hocam? Kurallara uydu, spor yaptı belki. Genellikle evet, hani dinliyorlar. Doğru yönlendirilirlerse ve inanırlarsa dinliyorlar. Hani spor, çok böyle aktif spor yapmalarını tabii ki beklemiyoruz. Ama işte hafif yürüyüşler, işte birkaç fiziksel egzersiz ve güzel beslenmeyle, doğru beslenmeyle güzel sonuçlar alınıyor. Müthiş. Peki güzel sonuçlarda işte resimlerde, videolarda görüyoruz. Çok güzel sonuçlar ve hayata tutunan yeni bir başlangıç ve hayatları görüyoruz. Orada tabii anne babaya da çok görev düşüyor sonrasında. Rutin kontroller düzenli ne kadar sürede olmalı? Hangi aşılar yapılmalı diye birçok soru var ve yine pandemi sürecinde olduğumuz için pandemi sürecinde COVID olduk ve anne olarak endişelendik, bebeğimize de geçer mi diye. Burada bebeğe geçmez. Evet. Yani COVID-19'un bugüne kadar anne karnında bebeğe geçtiğiyle ilgili herhangi bir bulgu yok. Şöyle bir şey var, yani COVID-19 olan anne de özellikle rahat emzirebilir mi diye sorular var. Şimdi orada da bazı gruplar diyor ki hani emzirilmesin. Kimisi diyor ki maskenizi çıkarmadan emzirin, emzirme sonrası bebeği odadan uzaklaştırın gibi. Ama kimisi de hayır, emzirmeyin, bebeği ayırın direkt diyenler var. Biraz orada işte çocuk hekiminin yaklaşımıyla, evet, işte birlikte karar veriyoruz genellikle. Tabii ki annenin hastalığı COVID-19'u nasıl geçirdiği de çok önemli. Kimisi çok hafif böyle gripal enfeksiyon gibi geçiriyor. Ama benim birkaç tane hastam oldu, çok böyle ağır COVID-19 bulguları gösteren, hastaneye yatırdığımız, hatta doğumunu biraz daha öne almamız gereken. Onlarda da işte bu kan sulandırıcı iğneleri mutlaka öneriyoruz, onlarda başlamaları gerekiyor. Tabii ki semptomatik tedaviler, yani hali hazırda yaşadığı şikayetlere yönelik ilaçlar önerebiliyoruz. Vücut direncini artıracak vitamin takviyelerini, yüksek doz C vitaminlerini, D vitaminini mutlaka öneriyoruz o durumlarda. Ve vücudun oksijenlenme düzeyini, akciğerin oksijen satürasyonunu takip ederek hem annenin hem bebeğin uygun oksijen düzeyinde olduğunun tespiti önemli. Zaten satürasyonların düştüğü durumlarda genellikle hastaneye yatış, nefes darlığı, nefes alma güçlüğü, satürasyon düşüklüğü hastaneye yatış gerekçeleri. Bu durumlarda anne iyi ise bebek için endişe etmeye gerek yok. Yani öncelikle bizim gözümüzün önündeki anne. Annenin sağlığı iyiye gidiyorsa bebek de iyidir. Onunla ilgili endişelenmeye gerek yok. Ama anneyi toparlayamadığımız durumlarda tabii ki bazen işte doğumu yaptırıyoruz mesela. Çünkü doğum yaptığı zaman akciğer üzerindeki baskı ortadan kalktığı için, kapasitesi arttığı için annenin oksijenlenmesi, nefes alıp vermesi de toparlanabiliyor. Yani burada bizim asıl gözümüzün önünde olan anne. Birinci önceliğimiz, onu toparlıyoruz ki arkasından anne ise bebek de iyidir. Peki kapanışa gideceğim ama SMA ile ilgili önemli yine birçok bilgilendirme gördüğümüz için bir kadın doğum hastalıkları uzmanı olarak neler diyeceksin? Özellikle de son dönemlerde daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Çünkü bir bebeği kurtarırsak aslında bir dünyayı da kurtarmış oluruz. Oradaki süreç nasıl işliyor hocam? Bize biraz bilgi verir misiniz? SMA artık birçok insan biliyor. Kas güçsüzlüğüyle seyreden bir aslında kas hastalığı, ama tüm vücuttaki kaslar tutulabiliyor. Dolayısıyla da işte solunum yetmezlikleri, bir süre sonra yürüyememe, kol bacak tutmaması gibi bazı hastalık bulgularla karşımıza gelebiliyor. Şimdi Aralık ayının 2021 Aralık itibariyle
Tarama testleri başlatıldı. SMA tarama testleri başlatıldı. Öncelikle erkek taranıyor. Erkek eğer negatifse kadının taranmasına gerek yok. Çünkü otozomal resesif geçen bir hastalık. Yani iki taşıyıcı birleştiğinde hastalık ortaya çıkıyor. Bir kişide taşıyıcılık yoksa endişelenmeye gerek yok. Onların çocuğunda SMA hastalığı olmayacaktır. Bu birincisi, rutin tarama programına sokuldu ülkemizde. Artık 81 ilde taraması yapılıyor. Bir diğeri, anne, yani bebekte yapılabiliyor mu SMA taraması? O daha maliyetli ve zor testleri olduğu için öncesinde bunu saptamak çok daha önemli. Nasıl saptanıyor? Amniyosentez sıvısı içerisindeki 10. haftadan sonra 10-14 haftalar gibi bebeğin sıvısının içerisindeki hücrelerden SMA'nın geni tespit edilebiliyor. Bu varsa hastalık vardır, yoksa yoktur gibi. SMA'nın da çok çeşitli tipleri var. 0, 1, 2, 3, 4 gibi erişkin tipi, yeni doğan tipi, işte çocuk tipi, birçok tipte karşımıza gelebiliyor. Yani şu an yapmamız gereken ve ülkemizde de yapılan o ki evlilik öncesi tarama. Taşıyıcılık içeren çiftlere genetik danışma, gebelik öncesi genetik tanı gibi önerilerde bulunmak gerekiyor. Burada takip süreçleri çok çok önemli. Bir de duyarlılık, erken teşhis zaten yaşam kalitesi adına en çok sizlerin önemsediğiniz, bizlerin de sık sık dile getirdiğimiz cümlelerin başında geliyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kapanışa gidiyoruz. Yeni televizyonlarını açan izleyicilerimiz adına gebelikte takip süreçleriyle ilgili son cümleleriniz nelerdir alalım. Daha sonra da yönetmenimizden rica edelim. Sırayla ekip arkadaşlarım da dile getiriyor. Doğum yapan bebeklerimizi peş peşe ekrana buluşturalım. Çünkü gülerek doğum yapmak ne kadar güzel olduğunu ve cesaretlendirelim normal doğum olması için. Tabii değerli hocalarımız her durumda 7/24 takip süreçlerinizde her şey yolunda gitse de bir aksilik olduğunda zaten görevin başında bir telefon kadar sizlere yakınlar, ama mutlaka normal doğum olmalı diye siz değerli hekimlerimiz dile getiriyorsunuz. Ben öncelikle orada şey de söylemek istiyorum. Hani çok böyle biraz moda haline getirilmeye çalışıyor bazı şeyler. Geçenlerde bir hastam sormuştu. Siz doğal doğum musunuz, normal doğumcu musunuz gibi. Hani ben böyle bu tariflere çok itibar etmiyorum açıkçası. Hani kendimi öyle ben doğal doğumcuyum, ben işte suda doğumcuyum, şöyle doğumcuyum demek istemiyorum. Kişi için sağlıklı olan doğum şeklini süreç sonunda hep birlikte görüyoruz. Gerek psikolojik, gerek fiziksel ihtiyaçları neyse, hangisini yapabilecekse ben anne adaylarımı, gebelerimi oraya yönlendirmeye çalışıyorum. Normal doğum yapabilecek fiziksel özelliklere sahipse, problem yoksa tabii ki normal doğum yapmasını sizin istiyorum. Sizin gözünüzden hangisi doğruysa o zaman o an? Hem benim gözümden hem de onun yapabileceği. Şimdi bir de bazen de hani şunu da söylemek istiyorum. Bir toplumsal baskı var normal doğum yapmaları üzerine, ama bazı kadınlar var ki gerçekten çok ciddi doğum korkusu var ve onu benden bir sebep istiyor, sezeryan demem için ağzımdan çıkacak iki kelimeye bakıyor. Şimdi bir insanı buna zorlamak kadar da ciddi bir durum yok bence. O yüzden karşılıklı birlikte karar vererek. Tabii ki süreç zaten sağlıklı gidiyorsa o normal doğumla işte görüyorsunuz gayet güzel dünyaya geliyor. Ama bazen de tıbbi gerekçeler, gereklilikler hastamızı sezeryana yönlendirmemize sebep oluyor. Burada güven çok önemli. Hani ben sezeryan dediğim zaman hastam da bana güvenmeli. Benim de hani nasıl ki herkes doktorundan bir şey bekliyorsa benim de hastalarımdan beklediğim şey bana gerçekten güvenmeleri.